Havaların ısınmasıyla birlikte sıcak havalarda terliyoruz ve terle bazen ter alerjisine neden olabiliyor. Ter alerjisi dediğimiz durum isiliktir. Peki ter alerjisi neden oluşuyor? Özellikle ter bezlerinin ve kanallarının tıkanması sonucu terin cilt dışına çıkamamasından kaynaklanıyor. O bölgelerde özellikle ne oluyor? Kaşıntı, kızarıklıklar ile kendini gösterebiliyor. Bazen kabarcıklar da oluşabiliyor. Peki ter alerjisi hangi bölgelerde oluşuyor? Özellikle ter bezlerinin yoğun olduğu boyun bölgesinde, vücudumuzun ön bölgesinde, gövdede, sırt bölgesinde, kasıklarda, koltuk altlarında ve kollarda, bacaklarda oluşabiliyor. Peki neden oluşuyor? Bu ter bezlerinin veya kanalların tıkanması sonucu. Bazen de sıkı kıyafetler giymemizden dolayı, aşırı terlememizden dolayı oluşuyor. Bazen de bu durum egzama ile karışıyor. Peki egzama ile ter alerjisini nasıl ayıracağız? Özellikle egzama eklem yerlerinde oluşuyor. Eklem yerlerinde oluşuyorsa daha çok egzama düşünmemiz gerekiyor. Ama ter bezlerinin yoğun olduğu bölgeler özellikle koltuk altları boyunda egzama da olabiliyor. Ama özellikle dirseklerin iç kısımlarında, bileklerde oluşan kaşıntılı kızarıklıklar egzama nedeniyle oluyor. Kasık bölgelerinde genelde egzama beklemeyiz. Bu bölgelerde ter alerjisini bekleriz. Bazen de hem egzama hem ter alerjisi birlikte olabiliyor. Onun için bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunları özellikle doktorların çok rahatlıkla ayırabildiği bir durumdur. Peki ter alerjisinde ne yapmamız gerekiyor? Eğer ter alerjisiniz varsa terlememeye dikkat edeceksiniz. Özellikle klima kullanabilirsiniz ve nemlendirici kullanmak gerekiyor. Sık duş almak ve sıkı kıyafetlerden kaçınıp bol kıyafetler, hava alan kıyafetler giymekte fayda var. Ve bazen enfeksiyon gelişebiliyor. Enfeksiyon geliştiği zaman antibiyotikli kremler, ciltte ağır alerjiler geliştiği zaman da kortizonlu kremler, kaşıntıyı engelleyen losyonlar ve antihistaminik şurup ve tabletler kullanabiliyoruz. Ama egzama da beraberinde varsa egzama yönelik de tedaviler kullanmakta fayda var. Serin yerde kalın, sıkı kıyafetlerden kaçının, sık duş alın. Gerektiği zaman da doktorunuzun tavsiye ettiği tedavileri kullanarak ter alerjisinden kurtulabilirsiniz. Sıcak havalarda terlemeyle oluşan bu isilikten korunmanın yollarını anlatmış olduk. Güneş ışınlarından korunmanızı ve alerjiden uzak sağlıklı günler geçirmenizi dilerim.